Merhaba. Merhaba Şükrü Bey. Hoş geldiniz yayınıma. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Dinnaz ben. Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Aynı zamanda Aydın Medeniyetler Akademisi'nde akademi başkanıyım. Sizinle kısa bir sürede olsa çok güzel. Sizinle çok güzel. Bizi zaman ayırdığınız çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Bağlantı ile alakalı problem yaşayabiliyorum. Bu saatlerde oluyor genelde Skype görüşmelerinde falan da. Baştan bu şekilde eğer bir problem olursa izleyicilerden şimdiden özür dilerim. Evet haklısınız çünkü çok fazla konusu olduğu için olabilir. O zaman hemen hesabı Evet. almadan ilk başta başlayayım Şükrü Bey size. Bu Evet. girişimciliğiniz ilk ne zaman adım attınız Şükrü Bey? Hani nasıl başladınız bu işinize? Hukukla alakalı girişimciliğe Marmara Hukuk'ta öğrenciyken başladım. Birinci sınıfta başladım. Öncelikle İstanbul'da bir şirket CEO'larıyla tanışmak adına bir girişim başlatmıştım. CEO avcısı diye. Burada işte Golf Dondurma'dan Siemens'e kadar tüm şirketlerin Türkiye CEO'larıyla tanışma fırsatı elde ettim. Onlarla röportaj gerçekleştirdim. Röportajları gerçekleştirdikçe bunlarla tanıştım ve benim de artık belli bir süre sonra bir şeyler yapmam gerekiyor hissi oluştu. Sonra hukukta ikinci sınıftaydım. İkinci sınıfta da bir hukuki makale sitesi açtım. O makale sitesiyle sektörü tanıdım. Hukukçuların neler beklediğini anlamaya çalıştım. Yani bu dijital dönüşüm dediğimiz olayda hukuka ne gibi kanallardan dokunabilirim diye düşündüm. Ve üçüncü sınıfta Cübbem adında bir platform açtık. Burada o zamanlar çok aktifti, şimdi o kadar aktif değil. Cübbem platformunda binlerce kullanıcı kendi aralarında mesajlaşıyorlardı. Chat uygulamasıydı. Hem telefon uygulaması hem de web sitesi olarak faaliyet gösteriyorduk. Ondan sonra Cübbem'i yaptıktan sonra belli bir kitleye ulaştık ve o kitleyle artık ticari bir ürün çıkarmak gerektiğini ve tüm dünyaya hizmet sağlayabilmek gerektiğini düşündüm. Ve oradan da Edulegal doğdu. Bu şekilde bir girişim olmuş oldu benim için. Tam bu Girişimciliğe. kadar girişimci olmanız gerçekten hayret. Çok güzel bir şey aslında. Herkes de örnek olacağını düşünüyorum. İkinci sorum gelirsem, gelişen ve değişen dünyada ilk gören hukuk dalları sizce neler olacak? Ya da neler olmalı? Şöyle bu salgın süreciyle alakalı söyleyeyim öncelikle. Sağlık alanında bence çok ciddi dönüşümler olacak. Ve sağlık alanındaki bu dönüşümlerde hukukçular için kişisel veri kavramının sağlıktaki karşılığına yönelik çalışmalar artacağını düşünüyorum. Bundan dolayı genç arkadaşların bu noktada çalışma yapabileceğine inanıyorum ve bu çalışmalarının karşılığını alacaklarına eminim yani. Sağlık alanında kişisel veri kavramını ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber işte artificial intelligence dediğimiz bu yapay zeka, AI yani nesnelerin interneti noktasında da çok ciddi çalışma olacağını düşünüyorum gelecekte. Hatta şu anda da oluyor. Dronlarla alakalı uygulamalarda çok ciddi gelişmeler olacaktır. Yani insanın aradan çıkacağı ve yani hizmeti makineler aracılığıyla alabileceğimiz bir sektör oluşacak tüm dünya genelinde. Zaten bu bir zaman belli bir zamandır da var. Buna yönelik hukuki uygulamalara çalışabilirler. Bunlara dair hukuki boşluklar ortaya çıkacaktır zaman içerisinde. Peki kısa bir şey sormak istiyorum. Bu dronlar ya da teknoloji insanın önüne geçecek dediniz ya. Hani hemen şöyle bir şey Evet. geldi. Hatta bu aramızda da konuşulan bir şeydi. Hani bir zaman sonra hani ileriki zamanlarda hukukçuların yerine de teknoloji gelebilir. Mesela hakimin, savcının ya da avukatın yerine gelebilir diye böyle bir düşünce vardı. Hani böyle bir şey mümkün olabilir mi sizce? Hani bir insanı empati kurmadan bir teknoloji savunabilir mi ya da yargılayabilir mi? Ya bu kısa vadede olacak bir şey değil. Bununla alakalı çalışmalar var. IBM'in ROS diye bir uygulaması var. Belki biliyorsunuzdur. Yapay zeka avukat çalışması. Bununla alakalı 5 milyar dolara yakın para harcadı ve %30 doğruluk payına ulaştı. Yani onun için daha o noktaya daha var. Fakat yani teknoloji avukatların, hakim savcıların yerini almak yerine onların mevcut işlerini kolaylaştıracak şekilde gelişiyor şu anda. Yani o ROS'un da avukat olarak değil, avukat yardımcısı olarak tasarlanma şekli var. Yani inanç o. Ona yönelik geliştiriliyor. Yani bunda avukatların, hakim savcıların yerini alacaktan ziyade onlara yardımcı olacak bir uygulama olarak geliyor teknoloji. Bu noktada Estonya'da mesela Garantit diye bir uygulama var. UYAP yani bildiğimiz UYAP blockchain tabanlı çalışan bir sistem. Yani polis, mahkeme ve avukat arasındaki, savunma makamı arasındaki bu üçlü trafiğin döndüğü bir platform.
Bunun gibi yani. Tamamen bunlara yardımcı olacak şekilde gelişiyor teknoloji aslında. Birilerinin yerini almaktan ziyade bir şekilde O zaman olacak. biz rahat rahat kendi avukatımız yapabiliriz uzun bir süre daha. Hani bizim yerimize geçmedi. Evet. Tamam, diğer bir soruma geçmek istersem, cüppem.com'un geleceği nasıl şekillenecek peki? Bundan sonra daha yenilikçi bir şeyler olacak mı? Neler katılacak ileriki zamanlarda? Şöyle dediğim gibi Cübbem değil de Edulegal tarafında gelişme var. Cübbem'i biz Türkiye'de aslında öğrenmek için kurduk. Bir şeyleri öğreniyoruz. Öğrendik 3 sene kadar bir süre. Türkiye'deki hukuk camiasını tanıdık. Ve oradan Edulegal doğdu. Cübbem artık en azından şu an için aktif olarak zaten faaliyette değil. Sadece sosyal medya hesaplarıyla camiaya katkı yapmaya çalışıyor. Cübbem Amerika'da Bidyus isminde bir girişim doğurdu. Yani Türkiye'de reklam yasağı olduğu için avukat müvekkil arası teklif platformunu uygulayamadık. Fakat bunu Amerika'da uyguladık ve Amerika'da şu anda 4 sayfadan fazla bildiğim teklif var benim. Yani birçok eyaletten şey geliyor. Avukat aramayla alakalı yani avukatlardan fiyat teklifi isteniliyor. İstek oluşturuluyor. Ve Amerika'da da avukatlar buna teklif veriyorlar. Daha yolun başında emekleme aşamasında yani daha bir yüz. Fakat Edulegal ciddi bir trafik kazanıyor. Türkiye'de 10 binden fazla kullanıcıya eğitim sağladık biz şu ana kadar. Ve geçen haftalarda British Legal Center'la bir anlaşma yaptık. Bunu duyurduk. İngiltere'deki. Artık tüm dünyada online olarak hukuk eğitimi verebilmemiz için İngilizce eğitimlerin Mayıs sonuna kadar entegresiyle alakalı anlaştık. Yaklaşık Haziran'da yani Haziran başında başlangıcı Azerbaycan olacak şekilde birçok ülkede hukuk İngilizcesi, sözleşmeler anlamında, legal writing dediğimiz konularda bu konularda ciddi manada bir global eğitim vermeye hazırlanıyoruz. Vereceğiz yani anlaştık. Edulegal'in geleceğinde de Avrupa ve Amerika haricinde geri kalan tüm ülkelerde bir hukuk eğitim platformu olmak gibi bir niyetimiz var. Bu şekilde. Yani onun geleceği de bu şekilde devam ediyor. İnşallah çok güzel olur. Peki bu İnşallah. işe çok açıldığınız için Estonya ile ilgili bir soru sormak istiyorum size aslında. Estonya'da önemli Evet. girişimleriniz var aslında. Biz böyle araştırdık. Evet. Neden o ülkeyi peki seçmeyi tercih ettiniz? Hani başka bir ülkede mesela Amerika'nın herhangi bir ünlü bir ülkesi olabilir ya da bir şehri olabilirdi. Neden illaki Estonya'yı seçtiniz? Hani orada mesela biz ileride oraya düşünebilir miyiz? Yani oraya gidip bir yüksek lisans ya da bunun gibi bir şeyler yapmak gibi bir şeylerimiz olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Estonya şöyle bir ülke. Biz Marmara Hukuk'ta 3. sınıftaydık. Amfi'de Erdinç diye bir arkadaşım var benim. Aynı zamanda ortağım. Onunla beraber oturuyorduk. Bize bir mail geldi. Çalışmalarınızı Estonya'da devam ettirebilirsiniz diye. Biz o maille Estonya'yı tanıdık aslında. Ve hukuk teknolojileriyle alakalı yapmak istediğimiz ve o zamana kadar yaptığımız her şeyi doküman haline getirip attık. Estonya'da bir startup komitesi var. Ve o startup komitesi ülkelerinde çalışmalarını devam ettirebilmemiz için bize bir teklif metni yolladı ve akabinde oturma izni aldık ekibimizle beraber. Yani bize oturma izni verdiler ve oraya taşındık. Ben yani şahsen taşındım, ekip de gidip geliyorlardı. Orada evimizi tuttuk ve çalışmalara başladık. Estonya'nın şöyle bir özelliği var. Estonya Skype'ın kurulduğu ülke. Yani şu an Skype'tan konuşmuyoruz aynen Instagram'dayız ama yani Skype'ın kurulduğu bir ülke ve nüfusu çok az olmasına rağmen değeri 1 milyar doları geçen 10 tane ondan fazla şirket var Estonya'da. İnternet girişim var yani. Bu çok iyi bir rakam. Yani Estonya'da öyle Teliskivi diye bir yer var. Kadıköy gibi düşünün. Orada yani Skype'ın müdürlerinden üst düzey birilerinden aynı masada yani yan yana oturma ihtimaliniz olan bir yer. Ya da büyük girişimlerle aynı şekilde Bolt gibi bir girişim var. Uber'i Kuzey Avrupa'da silen bir uygulama. Yani küçük bir ülke fakat teknoloji anlamında çok yol almış bir ülke. Çok fazla kazanım var. Mesela ben orada avukatların kokteyllerine sık sık katılıyorum. Yani o katıldığımız kokteyllerde de yani şöyle çok üst düzey partnerlarla görüşebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kişiye çok daha rahat ulaşıyorsunuz. Çünkü çok küçük bir yer. Nüfusu küçük fakat gelişmişliği yüksek bir ülke. Nüfusunun küçük olmasının çok ciddi avantajı var. Yüksek lisans için kesinlikle öneririm. Tartu Üniversitesi dünyada ilk yüzde hukuk alanında ve çok köklü bir yani 400-500 yıllık bir üniversite olması lazım. Ve hukuk orada Türk hocalar da var. Ben tanıştım kendilerle hukuk alanında Türk hocalar var. Onlarla da destek alabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Estonya'da yaşamayı ve yüksek lisansı kesinlikle öneririm. Mesleki anlamda kariyer diyorsanız onun avukatlık yapabilmesi için regülasyonunu bilmiyorum. Yani Türkiye'den aldığınız ruhsatla nasıl bir yol izlenir onu tam Ya bilmiyorum. genelde zaten Türkiye'deki başka bir ülkeye, başka ülkedeki Türkiye'ye geçme yani denklik diye bir şey öneri yapıyorlar. Ama denklik ne kadar geçerli olur onu tabii ki yani sizin dediğiniz gibi araştırmamız gerekiyor. Ama Evet, tabii. gerçekten düşünebilir. Hani siz anlattığınıza göre bayağı hani gelişmiş ülke olduğu için hani hukuk anlamında
Hani bizim ileriye taşıyabilecek bir durumda şu anda. Hani yüksek lisans bu rahatlık sadece Amerika, Kanada, İtalya, İngiltere değil. Estonya düşünebilen şey buradan da Tabii. bir de şey blockchain hukuku ve Bitcoin'den kısaca bahsedebilir misiniz? Hani bunları alanlarında kendimizi geliştirmek adına hani neler yapabiliriz ya da neler yapmalıyız? Ya Bitcoin'le blockchain ayrı kavramlar. Yani Bitcoin'in altyapısı blockchain'dir. Şöyle söyleyeyim. Yani Bitcoin tarafına zaten ben bir şey diyemem. O bir yatırım tavsiyesi gibi bir şey. Hukukla alakalı bir işlem değil. Fakat blockchain tarafında dediğim gibi Estonya'da bir uygulama görmüştük. İşte Garantit diye bunu Azerbaycan, Kuzey Irak falan kullanıyor. UYAP'ın blockchain tabanlı bir uygulaması. Hukukta karşılığı dediğimiz noktada da ben hukuk teknolojileri anlamında dediğim gibi yani hukuku dijitalleştirirken kullanılabilecek bir araç olarak görüyorum. Fakat çok fazla şişirilmiş bir balonluğu var bir yandan da. İşte blockchain dünyayı değiştirecek, şöyle olacak, böyle olacak diye. Popülizmden yararlanmaya çalışan çok fazla da kişi oluyor. Bundan dolayı bunun hukuki tarafından ziyade mühendislik tarafının daha dünyada tam manasıyla oturmamışken, nerelerde, hangi alanlarda kullanılacağında bir belirsizlik varken, hukuki tarafı hakkında çok fazla şu an yorum yapamam. Fakat bu yeni bir teknoloji, yani yeni dedim eski bir teknoloji aslında da, yani bir anda dünyayı değiştirebilecek bir teknoloji olduğuna çok inanan birisi değilim. Fakat uygulama alanlarına göre hukuki boşluklar doğuracağı için bu noktada hukuki çalışmalar yapılabilir. Zaten birçok alanda da hukuki boşluklar olduğunu biliyoruz. Yani biz daha öğrenci, siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki de. Ama bu hukuki boşlukları bu şekilde doldurmak doğru mu ya da bu şekilde doldurulabiliyor mu? Ya bazı şeyler sorunlar ortaya çıkınca cevapları bulunur bazı şeylerde. Yani sorun çıkmadan ne gibi konularda hukuki cevaplar üretileceğini zaten bilemez kimse. Onun için önce mühendislik yol alır. Ürün üretilir ve arkasından da buna yönelik regülasyonlar ortaya çıkar. Bu tüm dünyada böyledir uygulamada. Bunun için hani dediğim gibi arkasından gelecektir. Yani boşluklar bu şekilde doldurulacaktır. Alternatif yok yani. Anladım. Bir de bir şey soracağım size Şükrü Bey. Hani bilmiyorum. şimdi bir başarı vardır. Bir de başarısızlık vardır. Hani normalde insanlar. Tabii ki sizin bayağı bir başarılı şey yükselişinizi biz Yok, görüyoruz. estağfurullah. Evet. Hiç başarısız olduğunuz ve başarısız olduğunuz bir konuda nasıl bir yol aldınız? Onu da bir kısaca açıklayabilir misiniz? En azından motive al. Şöyle. Okey. Şöyle yani pivot dediğimiz bir kavram var bu internet dünyasında. Yani iş yürümüyorsa değiştirmeyi bileceksin. Bundan işte Cübbem'in yolda başladığımız zaman Edulegal'in doğuşu gibi. Yaptığınız bir iş çok fazla katma değerli olmasına rağmen ticarileşemiyorsa sürdürülebilir hale gelmiyor. Sürdürülebilir hale gelip ilerleyebilmesi için bazı değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bu da bir aslında başarısızlığı durdurmak, döndürmektir yani artık o başarısızlığa dur demeniz gerekiyor. Bu şekilde ben çok pivot yaşadım ya. Yani Edulegal'in doğuşu bile aslında bir noktada bir başarısızlık da doğdu. Çünkü ondan önceki süreç başarılı değildi. En azından bizim için yani hayallerimiz için başarılı değildi. Ve bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için yani değişikliği yapmak gerekiyordu. Ve yaptık, Edulegal doğdu ondan sonra. Amerika'da mesela çalışma yaparken çok zorlanıyoruz. Yani avukatlara ulaşırken inanılmaz zorlanıyoruz. Yani müvekkil portföyümüz çok geniş. Müvekkillerden ciddi manada bir avukat talebi geliyor. Fakat avukatların bunlara teklif vermelerinde sorunlar yaşıyoruz. Bu da bir başarısızlık. Çünkü yeni bir pazardayız. Aslında her noktada hayatın başarısızlık var. Bunlara yönelik sürekli çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yaptığımız tüm işlerde. Edulegal'i benim şahsen kendime öz eleştiri olarak düşünürsek koyduğum bariyerlerde bir sene sonra İngilizceye geçirmek gibi bir hayalim vardı. Fakat bunu daha başaramadım. Daha bu ay inşallah başarmış olacağız. Burada da bana yaklaşık bir 4 ay kadar bir ekstra, bir yıl 4 aylık bir projeydi herhalde. Yani bu 4 aylık süreçte aslında bir noktada bir başarısızlık, koyduğum hedefi gerçekleştiremedim. Fakat Edulegal'in şimdi global anlaşmalarla beraber tüm dünyaya açılması bize de yeni hedefler ve yeni hayaller getiriyor. Global anlaşmalarla birlikte, ortaklıklarla beraber. Yani siz başarısızlık şöyle, yani tamamen bir böyle bir çöküş olarak değil de hedeflerinizi gerçekleştirememe ya da yavaş gerçekleşmesini ben başarısızlık olarak değerlendiriyorum. Fakat bu kısa bir başarısızlık. Bu kısa başarısızlıkları hızlı bir şekilde roketlemek internet dünyasının tabiatı yani. Siz o başarısızlığı alacaksınız, pivot edeceksiniz yani değiştireceksiniz ve sonra işi roketleyeceksiniz. İşin olayı bu. Evet, doğru. İnternet Hani bir dünyasının şey olayı. başlarken sonuçta hani programlı başlıyorsunuz ama hani bir noktaya geldiği zaman ister istemez bir yerde bir pürüz çıkıyor. Ondan dolayı sordum aslında bunu. Bir tane daha soru gelmiş şimdi ilettiler de.
Yeni girişiminiz olan Bitjuice nedir ve Türkiye'de uygulama alanı bulunabilir mi? Şöyle, Bitjuice'un Türkiye'de uygulama alanı reklam yasağının kalkmasıyla olabilecek bir şey. Bitjuice Amerika'da avukatla müvekkil arasında fiyat teklif platformu. Yani a müvekkil ben işte boşanacağım, iki çocuğum var gibi böyle bir küçük bir kutucuğu var. Onu dolduruyor. O kutuyu alıyoruz biz. Arka tarafta avukatlara yönelik bir platformumuz var. Portalımız içeride. Baro IDC ile giriş yapılan bir portal orası. Orada müvekkil diyor ki ben diyor şey avukat diyor ki ben bu davaya 7 farklı avukat fiyat teklifi veriyor Amerika'da. Bir dava için. Ve sonra kutu kapanıyor. 7 farklı avukat teklif verdikten sonra kutuyu kapatıyoruz biz direkt. Otomatik kapanıyor yani. Amerika'da işte ben boşanacağım falan dedikten sonra yani bir avukatın bir davaya değer biçebilmesi ve o davayı kaça alabileceğini anlayabilmesi için gerekli bilgileri müvekkilden alıyoruz. Sonrasında da avukat buna bir fiyat teklifi veriyor ve diyor ki ben bu davaya 4.000 dolara bakarım diyor. İşte 6.000 dolara bakarım diyor. Ondan sonra bunu müvekkile ulaştırıyoruz. Bitjuice'un Amerika'da çalışma sistemi bu şekilde. Daha yolun başında emekleyen bir süreç fakat tecrübe ediniyoruz. Yani bunun en mantıklı avukat müvekkil platformu yani yolu olduğuna inandığımız için fiyat teklifi modeliyle ilerledik. Bunun Türkiye'de uygulama alanı dediğim gibi regülasyona bağlı. Yani şu an mümkün değil. Peki sizin bu yaptığınız girişimcilikte Türkiye ile Amerika'yı kıyasladığınız zaman hangisi daha ileride gidiyor şu anda? Ya biz tabii ki Türkiye'de. Türkiye bizim yani headquarter. Yani biz buradayız. Yani ekip tamamı Türk. Ne yaparsak yapalım. Günün sonunda olay burada bitiyor. İstanbul'da. İstanbul'da bitiyor. Tamam. Tabii Şimdi tabii. size gelen başka bir soru. Zamanımız var değil mi Şükrü Bey? Biraz daha var. Var var tabii. Peki mezun olduktan sonra hani bu işi devam ama ileride avukatlık, hakimlik ya da böyle bir değişikliğe gitme şeyiniz var mı? Hani gitme var Benim? mı? Evet. Yok, ben internet girişimcisiyim. Böyle herhangi bir hakim, savcılık ya da benzeri şeyle alakalı herhangi bir ilgim yok. Uzaktan yakından. Anladım. Sadece yani yaptığımız işlere katma değer katacak şekilde belki global anlamda farklı bir iş yapılabilir. Bunu bilemem. Fakat ben internet girişimcisiyim. Peki şimdi bir kişi daha sormuş Canan. KK sormuş galiba. Hayvan hakları ile ilgili bir şey sormuş galiba. Hayvan hakları diye yazmış ama onunla ilgili bir şey sormak istedi sizden galiba. Mesela burada hayvan hakları ile ilgili bir sürü şey soruyorlar ya hani işte daha 2-3 gün önce hatta biliyorsunuz beşiğin köpeklerin saldırısını uğrattığını bir çocuğun. Hani Amerika Hadi. şey yapılıyor mu? Ya da siz bununla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musunuz Türkiye? Mesela Edulegal ekibi olarak yani buna herhangi bir katkı sunacak mısınız? Ya şöyle bizim sosyal sorumluluk çalışmalarımız var. Hayvan hakları ile alakalı yani işin konsepti gereği tabii bizim çalışma yapacak yetkinliğimiz yok. O noktada sadece yapan kuruluşlara destek vermek gibi bir şey yapabiliriz biz. Mesela bizim sosyal sorumluluklarımızdan bir tanesi biz Türkiye'de görme engelli hukuk fakültesi öğrencilerine Edulegal'de free access veriyoruz. Yani sınırsız. Burada ondan fazla görme engelli öğrencimiz var bizim. Yani bu arkadaşlar Edulegal'de ben bu işin başında olduğum müddetçe istedikleri her eğitimi ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Yani onun için şu anki size sosyal sorumluluk olarak anlatabileceğim şey bu. Şöyle bunu da hocalarımıza da sık sık söylüyoruz işte bu şekilde arkadaşlarımız var. Onlar haricinde onlara daha farklı nasıl katkı yapabiliriz? Tabii bunları da konuşuyoruz. Fakat sosyal sorumluluk alanında kendi alanımızla alakalı bizim yapabileceğimiz bu. Yani mevcut eğitimlerimizi ilgili kişilere, başarılı kişilere yani bunlar gerçekten çok başarılı kişiler. Bu arkadaşlara iletmekle alakalı bunu yapabiliriz. Fakat hayvan haklarıyla alakalı bizim bir çalışmamız yok. Fakat yapan kuruluşlara destek verebiliriz ilerleyen süreçte. Anladım. Bizim odaklandığımız bir yer değil yani. Teşekkür ederim. Yani sormak istediğim de fazla ama yine de hani ben daha da böyle kısaltmaya çalıştım hani sizin zamanınızdan dolayı. Yani sormak istediklerimiz bu kadar Şükrü Bey. Yani yerimize teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Tekrar sizin inşallah bu İstanbul'dan çıktığımız zaman yüz yüze görüşme nasip olur. İnşallah, inşallah. Sağlıklı kalın, çok teşekkür görüşürüz ederim. Görüşürüz o zaman. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere, sağ olun. Arkadaşlar yayınımıza katıldığınız için herkese çok teşekkür ederiz. Yayınımızı izlemek istiyorsanız bio'muzda YouTube linkimizi bırakıyoruz. Oradan tıklayıp tekrar yayınımızı izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.